Evet, tarihi daralma dedik. Tarihi daralmaya sahne olan ülkeler gruplarını tek tek bir şekilde elden geçireceğiz. İlk sırada Japonya olacak. Arkasından Avrupa Birliği Euro bölgesini konuşacağız. Orada da ciddi bir daralma var. %14'ün üzerinde. Japonya'da %28.1'lik bir daralma var. Güney Afrika'da %51'lik daralma var. Feci bir tablo. Yani ülkenin yarısının ikinci çeyrekte ortadan kaybolduğunu düşünün. Ancak o şekilde ifade edebiliriz. Ve bize bugün kim eşlik ediyor? Yücel Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş. Tonguç, hoş geldin. Ali Bey, merhaba. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Arkadaşlarımız sesinizi biraz yükseltsin. Ben daha net duyabileyim kulağımda. Ne diyelim, dünya çok küçük. Yeniden kavuştuk. Yani bir başka yerden programa geliyorsunuz ama siz de peşimden, ben sizin peşinizden ya da öyle demek lazım. Estağfurullah. Her şekilde evet, küçük bir dünyada yaşıyoruz. Daha doğrusu bu dünya çok küçük. Yani finans ve ekonomi dünyası son derece küçük. Herkesin birbirini tanıdığı, bildiği bir ne diyelim, mekandan dünya. Ya da evet, coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi nereden başlamak istiyorsun diye soracağım ama hani masada karşılıklı olmuş olsaydık bunu grafikleri önceden birbirimize gösterir, onun üzerinden giderdik ama grafikler elinizde, onları gönderdi arkadaşlarımız size. Evet. Sağ olsunlar. Çok iyi grafikler hazırlıyoruz. Yani zaten grafiklerle ekonomi yayıncılığının enformatif yanına bir vurgu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir numaralı grafik ekrana gelecek Tonguç. Japonya'nın ikinci çeyrek büyüme verisini göreceğiz. %28.1'lik bir daralma. O sarı çubuk neredeyse kadrajdan çıkıp gitmek üzere iken yakalamışlar. Ama mesela Güney Afrika'yı vermiş olsaydık şu anda %51'lik bir daralma ikinci çeyrekte, o kadrajda çıkan bir sarı çubuk görmüş olacaktık. Ama bir yanda biraz önce Japonya'nın diğer gelen makro verilerini de paylaştık. O makro veriler iyi ama bu elbette ikinci çeyrek verisi olduğu için, yani geriden gelen bir veri olduğu için ve Japonya'nın önümüzdeki 3 ayda nasıl bir duruma doğru evrileceğini göstermek bakımından önemli. Nasıl görüyorsun? Veriyi nasıl değerlendirmek lazım? Japonya seni hayal kırıklığına uğrattı mı ya da herhangi bir şaşırtıcı durum var mı? Aslında Ali Bey, yok. Yani çok şaşırtıcı değil. Zaten grafikte de ben çok net bir şekilde de görebiliyorum aslında. Baktığımızda hani şunu söyleyebiliriz. Genel ikinci çeyrek büyüme ya da daralma verileri için hızlı daralan ya da hızlı büyüyebilen ülkelerde biraz daha aslında çeyreklik bazlı baktığımızda daha iyimser tablolar oluyor. Fakat Japonya'nın özellikle işte grafikte görünen belki son 2-3 yıl ama neredeyse 4-5 yıllık bir süreçte hani o büyük ekonomiler içerisinde yer almasına rağmen ki tarihsel sürecinde birçok sektörü diyelim veya katmanı da bazı ülkelere kaptırmış bir ekonomi gibi gözüküyor şu an için. Dolayısıyla zaten çok hızlı büyüyebilen, çok geniş bir şeyi yoktu. Beklenti içeren de bir durumu yoktu açıkçası. Zaten birçok desteğin Japonya tarafında enflasyon ve büyüme yaratma amaçlı, işte o hane halkın elinde bulunduğu varlıkları ekonomiye kazandırma amaçlı. Yani birçok teşvik yapılıyor, birçok politika izleniyor. Fakat bu gerçekleşmiyordu. Şimdi hem bu çeyrek hem bundan önceki çeyreklerde zaten Japonya'nın bir sıkıntısı vardı. Pandeminin denk geldiği o dönem ikinci çeyrek içinde baktığımızda onun için benim için çok böyle şaşırtıcı gelmedi. Dışa kapanan bir çeyreklik, işte o Çin'in de sonrasındaki o Japonya'nın mesela işte Uzak Doğu'da birçok ülkenin daha tutucu bir şekilde davranarak hani kendi ülkesini koruma altına aldığı o geniş ne diyelim korumacı politikalar içerisindeki dönemde işte %30'a varan bir daralmayı Japonya tarafında görüyoruz. Maalesef yani mesela örnek vermek gerekirse Türkiye tarafındaki gibi daha dinamik ekonomilerde daralma yaşayabilirsiniz ama bunun hemen 3. 4. çeyrekte bir toparlanması gelebilir. Japonya'nın durumunda belki Avrupa'da da benzer bir durum söz konusu olabilir. Biraz daha büyümenin çeyreklik bazda dikkat ediyorsanız daha önceki çeyreklerde de böyle bir sıkıntısı var. Daha geç gelme ihtimali de şu an için yüksek gözüküyor.
Peki, o zaman Avrupa Birliği Euro bölgesinin daralmasını konuşalım bir miktar. Orada Avrupa Birliği'nin motoru Almanya ve Fransa'nın çabaları sayesinde beklentinin altında bir daralma oldu. Tabii beklentinin altında derken hani böyle arşın arşın, fersah fersah bir geri çekilme değil. 14.7-15 bekleniyordu. 0.3 puanlık bir iyileşme primiyle ya da bir bonusla karşı karşıya şu anda Avrupa Birliği. Orada Almanya ve Fransa'nın başı çektiği bir oluşum olmaması halinde Avrupa Birliği ekonomisinin gerçekten çok zor bir döneme gireceğini hepimiz görüyoruz. Bu arada İngiltere'yi ayrı bir dosya olarak konuşmak lazım belki ama öncelikle 14.7 hem bizim önemli bir ihraç pazarımız, %48'ini 49'unu yapıyoruz. Türkiye ihracat pazarı olarak Avrupa'yı kullanıyor. Acaba bu pazarda bize önümüzdeki çeyrek için bir umut vadeden gösterge sayılabilir mi bu çeyreğe bakarak? Yani o beklentiden biraz daha iyi gelen veri bence çok hani bizi de ileriye dönük böyle ümitlendirmemesi gerekiyor. Avrupa'nın da aslında baktığımızda ekonomisinin çok dinamik olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz gibi Almanya önderliğindeki bir işte biraz daha ekonominin devam etmesi, ithalat, ihracatın genişlemesi, hatta bazı kararların alınması yönünde bir öncülük ettiği bir grupta Brexit'le boğuşurlarken diyelim, yani İngiltere ile bu süreçte birkaç yıllık bir sıkıntılı süreç de vardı. Bu yılı da içine dahil edebiliriz. Bir de pandeminin üzerine gelmesi, zaten Lagarde'ın söylemlerinde de ikinci çeyreğin çok keskin bir düşüş geçireceği konuşuluyordu. Aslında yani Japonya'nın %30'a yakın, işte Avrupa tarafında belki çift hanelerde bir daralma, hani tekrar dönüşünün çok kuvvetli olacağını beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi biz bu ikinci çeyrek verilerini alırken, işte son dönemde mesela Avrupa'daki 750 milyar euroluk desteğin olası belki önümüzdeki dönemde işte bu pandemi fonu dediğimiz fon içerisinde kullanım şekillerinin, limitlerin belki ülkelere sağlanacak, işte Lagarde'ın Perşembe günü de yapacağı Merkez Bankası toplantı sonrası açıklamalarda maliye politikalarının daha fazla derinleştirici bir etkisi olabileceği yayılabilirse bölgede belki nispeten burada bir toparlanmanın hızlanabileceğini bekleyebiliriz. Ama Avrupa tarafında da her ne kadar işte destekler gelse, bir nebze bir iyimserlik son veri akışında görülse de büyüme haricinde burada da bence toparlama süreci, hatırlarsanız 2008 krizi sonrasında da, Amerika'daki mortgage krizi sonrasında da yine Amerika'nın hızlı toparlandı ama Avrupa'nın neredeyse işte 10 yıl içerisinde bile hala o süreci tamamlayamadığı bir evredeydik. Dolayısıyla bu pandemi de maalesef böyle bir süreç yaşatacak gibi gözüküyor. Hani Türkiye için bu negatif gibi gözükebilir. Yalnız şunu unutmamamız gerekiyor. Paritenin güçlendiği, daha doğrusu Euro'nun güçlendiği bir dönemdeyiz, bu bir. İkincisi de özellikle Çin'in bir nebze Amerika ile olan ilişkisinden dolayı bir üretici, ihracatçı konumdan daha yakın bir partneri olan Türkiye'nin, ki Avrupa'da Çin'i tercih edecektir belli noktalarda. Ama ihracat tarafında Türkiye'yi de, yani Türkiye'nin ihracatının genişlemesi amacıyla eğer biraz yakınlaşmamız, şimdi bu son dönemde işte enerji aramalarıyla o gerilim biraz tırmansa da önümüzdeki dönem yakınlaşmanın devamı söz konusu olursa, hani Türkiye'nin ekstradan bir daralan bir Avrupa'da bile ihracat gücünü bu pariteyle veya bu rekabetçi kuruyla diyelim devam ettirmesi söz konusu olabilir. Ama buradan maksimum bir getiriyi maalesef ben yani önümüzdeki 6 ay 9 ay içerisinde de oradaki bu sıkıntıdan dolayı çok net yaşayamayacağımızı, kendi lehimize çeviremeyeceğimizi düşünüyorum bu süreç zarfında. Evet. Ben de benzeri bir görüşü açıklayacağım. Daha doğrusu hani karamsarlık yaymak değil ama ortada görünen bir durum var. Onu iyi tarif etmemiz lazım. Yani kafamızı kuma gömerek yaşayamayız. Şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum, benim Twitter adresimi versinler, kişisel Twitter adresimi. İzleyicilerle biz çok interaktif yayınlar yaptık. Oradan yani gelecek sorular da bizi yönlendiriyor. Hatta eleştiriler gelebiliyor. O eleştirileri son derece anlayışla, saygıyla karşılıyoruz. Yani hakaret olmadığı takdirde onlardan yararlanıyoruz. Hatta hem biz hem siz yararlanıyorsunuz. O bakımdan o Twitter adresinden arkadaşlar, izleyicilerimiz bize yazabilirler. Şimdi
Avrupa kanadında, yani bu ikinci çeyrek büyümesinin ardından üçüncü çeyrekte dünyanın toparlanacağını biliyoruz. Yani herkes bir küçük toparlanmadan bahsediyor. Ama toparlanmanın nevi, niteliği son derece önemli. Avrupa Birliği'nin toparlanması o kadar nitelikli olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir iş kaybı var, iş gücü kaybı var. Beri yanda Avrupa Birliği'nin motoru, yani bugün büyümeyi sırtlayan Almanya ve Fransa'yı ayrı ayrı etüt etmek lazım. Almanya ile ilişkilerimiz hem iyi hem kötü. Hani limoni değil belki şeker renk diyebileceğimiz bir görünümde. Fakat Fransa ile ilişkilerimiz hiç o kadar iyi değil. Elbette bunlar birebir ticari ilişkilere, iktisadi ilişkilere yansımaz. Ama bunlar takip edilir. Yani devletin kılavuzluğunda, iki tarafın da kılavuzluğunda bir şekilde göz önüne alınır. Nerede? Biz Doğu Akdeniz'de Fransa ile şu anda Doğu Akdeniz'e komşu olmayan bir ülkeyle müsaademe halindeyiz, çatışma halindeyiz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bütün bölgeyi ziyaret etti geçtiğimiz günlerde. En son Lübnan'a gitti. Lübnan'da biliyorsunuz bir hükümet krizi var. Bu hükümet krizinin ortasında gitti ve ünlü bir simgeyle görüştü. Lübnan'ın şark bülbülü dediğimiz Ümmü Gülsüm'den sonra, Mısırlı Ümmü Gülsüm'den sonra şark bülbülü unvanını alan, tıpkı kavuk gibi o da el değiştiriyor, Feyruz'la görüştü. Ve Feyruz'la bu görüşmesi kapalı kaldı. Yani kimse ne konuşulduğunu bilmiyor. Ama bu çok simgesel bir şey. Çünkü Feyruz'la görüşmek tüm Lübnan tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bütün siyasi liderlerle konuşmaya eşdeğer bir durum. O bakımdan orada bir sempati yarattı. Zaten Lübnan frankofon bir ülke. Yani Fransızca konuşuyor. Fransızca konuşulan bir ülke. Fransız sömürgesinde kalmış. Beri yanda Güney Afrika'nın yani kuzey bandındaki ülkeleri de tek tek ziyaret ederek oralarla temaslarda bulundu. Bu şu anlama geliyor. Orada Doğu Akdeniz'de yürüttüğünüz çalışmanın muhatabı onlar değil. Yani Güney Kıbrıs değil, Lübnan değil, İsrail değil ya da bir başka ülke değil, benim diyor. Ve bu mesajı vermeye çalışıyor. O bakımdan Türkiye'nin Fransa'yla çok derinden ve çok usturuplu bir politika çalışması yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Fransa'nın husumetini acaba nasıl bertaraf edebiliriz? Şimdi Ali Bey, ben daha önceki bazı beraber hani sohbetlerimizde diyelim, yani yayınlarımızda hep şunu söylüyordum aslında. Avrupa şöyle bir yanlış yapıyor. Şimdi Brexit sürecinde bir İngiltere ayrılığı olacak. Türkiye İngiltere ile de ticaret görüşmelerine devam edecek. Amerika ile hacmini genişletmeye çalışıyor ama yani şöyle bir coğrafik açıdan baktığınızda o kadar hantal bir yapısı var ki Avrupa'nın. Yani ben bir Türk vatandaşı olarak veya Türkiye'de yaşayan biri olarak söylemiyorum. Ama hani gezdiğimiz, baktığımız işte pandemi öncesindeki değerlendirmelerimizde aslında Avrupa'nın Türkiye'yi Orta Doğu, işte Kafkaslar, ne bileyim biraz daha güneydeki işte Arabistan bölgesinde bir sınır edinerek ticaret hacminin yanı sıra bu dinamik enerjisini, yani ekonomik enerjisini de zaten yani Avrupa'ya geçiş yapan birçok kanalda Türkiye kullanılıyor. Yani insani anlamda. Dolayısıyla burayı bir sınır belirleyerek Türkiye'nin belki İngiltere kadar tabii ki bir katkısı olup olmayacağı tartışılabilir ama yeni bir Avrupa gücü olarak o bölgenin içinde yer almasına neden olabilir. Hani bunu kültürel açıdan, dini açıdan, farklı açıdan, işte tarihsel süreçten belki çok içine sindiremiyor gibi gözükebilir. Ama Türkiye'nin özellikle Orta Avrupa bölümündeki birçok ülkeyle de tarihsel süreçte bir şeyliği var, bağı var. Evet. Yani akıllı olan Avrupa için bence kendi geleceği için de böyle bir sürece girmek. Ama tabii ki zaman ne gösterir? Türkiye'nin buradaki özellikle son çalışmalarının enerji noktasında belki şu anda Fransa ile karşı karşıya gibi gözükse de ilerisi biraz menfaatler içerisinde belki çok enteresan ortak çalışmaları da neden olabilir. Bunları biraz da bu süreçte bakmakta da fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, peki. Şimdi biraz işsizlik konuşacağız. İki numaralı grafiğimiz ekrana gelecek. G7 ülkelerinde işsizlikle mücadele nasıl ilerliyor diye soruyor grafiğimiz. Ama sorunun yanıtını ben bizatihi başlığı atarken bunu düşünerek attım. Bence ilerlemiyor. Yani Avrupa'da
ya da G7 ülkelerinde, hatta bütün Avrupa'da işsizlikle mücadele konusu tamamen rafa kalkmış durumda. Daha çok böyle hayat memat ve can pazarı ortamı var. O ortamı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Nitekim verilere baktığımızda, yani kırmızı toplara, kırmızı toplarla mavi toplar arasındaki bağıntıyı size soracağım. Bu bağıntıya bakarak acaba işsizlikle mücadelede öne çıkan ya da işsizlikle mücadelesini kesintiye uğratmadan yürüten bir ülke görüyor musunuz gelişmiş yediler arasında? Şimdi burada mesela Japonya, Almanya, İngiltere biraz daha sosyal, zaten işte %2'lerle, %3'leri veya %4'leri burada konuşuyoruz. Biraz daha sosyal anlamda sanki bu konuya da önem veren diyelim, daha koordine olmuş Avrupa Birliği içerisinde de veya Uzak Doğu'da da ülkeler gibi gözüküyor. Kanada Amerika'nın bir komşusu olarak Fransa, İtalya'da nispeten, bence zaman zaman bunun içerisine belki İspanya, Yunanistan da katılabilirdi. Evet. Biraz da işsizlik konusunda da Avrupa'nın zayıf karnı gibi gözüküyor. Ama bence bu grafik içerisinde en önemli gelişme, yani G7 ülkeleri içerisinde baktığımızda Amerika'nın o inanılmaz yani neredeyse istihdam tarafında tarihi dip seviyelere geldiği bölümden, ki daha yukarıki seviyeleri de gördük, neredeyse 3 katına çıkan bir işsizlikle karşımıza çıkması, ki burada işte biraz daha sosyal devlet ya da o anki ticaretin hani hizmet sektörüne yoğunluğu vesaire tartışılabilir. Burada en kötü göstergeyi, bence gelişmeyi diyelim, pandemi kaynaklı Amerika yaşamış gibi gözüküyor. Yani İtalya, Fransa gibi ülkelerde bile, yani bu kadar büyük ekonomiler içerisinde bile %10'ların üzerinde bir işsizliğe maalesef pandemi sonrasında gözlemliyoruz diyebilirim yani. Evet. Şimdi tabii seninle uzun süre yayın yapmanın verdiği bir şeyle yürüyoruz. Bir frekans bütünlüğüyle yürüyoruz. Yani telepatik ya da telekinezik bir şey mi bilmiyorum ama tam böyle ben Amerika'yı soracakken sen Amerika'ya adım attın. Orayla ilgili grafiklerimiz var. Çok güzel ama çok seveceksiniz. İzleyicilerimiz de muhtemelen çok beğenecekler. Üzerinde çalıştık epeyce. 3 numaralı grafik geliyor. Şimdi Amerika'daki işsizlik durumunu ayrıca etüt edeceğiz. Üstelik de ırklar, cinsiyetler ve diğer faktörler açısından, pek çok demografik faktör açısından ele alacağız. Grafiğimiz şu başlıklardan oluşuyor. Şimdi Amerika'da Hispanikler var. Yani Latin kökenli, İspanyolca konuşan uluslardan gelen, Meksikalılar, Bolivyalılar, Guatemalalılar, Costa Ricalılar, bütün bu ülkelerden gelen insanlar var. Onları Hispanik ya da İspanyol kökenli diye nitelendiriyorlar. Onların oranı işsizlikte, yani geldiğimiz nokta itibariyle 18.9. Yani her 5 kişiden bir tanesi, her 5 Hispanik'ten biri işsiz şu anda. Siyahiler, yani Afro-Amerikalılar dediklerimiz, onların da %16.7'si işsiz şu an itibariyle. Asyatikler ya da Asyalılar dediğimiz sarı renkliler, sarı ırka mensup olanlar 14.5, yani Çin'den, Japonya'dan, Güney Kore'den, Tayvan'dan, Kamboçya'dan gelenlerin oluşturduğu bir çoğunluk, daha doğrusu bir küme. Bu kümede işsizlik bir miktar daha düşüyor. Beyazlarda da 14.2'ye kadar geliyor. Yani beyazlarla Asyalılar, Asyatikler arasında çok fazla bir fark yok. Çünkü Asyalılar çalışkan. Fakat İspanyollar ve siyahiler aynı çalışkanlıkta değil. Ya da onlar aleyhine bir negatif kurgu söz konusu olabilir. O sebeple işe ulaşmaları daha zor olabiliyor. Grafik neredeyse 10 yıldır, 15 yıldır hiç değişmeden geliyor. Yani hep Hispanikler yukarıda, işsizlik sayısı bakımından başı çekiyorlar. Hemen arkasından siyahiler geliyor. Sonra Asyalılarla beyazlar yer değiştiriyor zaman zaman. O grafik arada karışıyor. O son derece normal. Şimdi buna bakarsak ve Amerika'da seçimlerin çok az bir zaman sonra gerçekleşeceğini düşünürsek, 2 aydan daha az bir zaman kaldı. Bu tablo kime oy verecek? Yani Hispaniklerin ve siyahilerin adayı acaba size göre kim olabilir? Amerikan kamuoyu bu meseleye nasıl bir çözüm üretebilir? Yani şimdi işsizlik meselesi Amerika'da her ne kadar mesela iş görüşmesine bile gittiğinizde birçok kanun, kural sorulacak, soru sorulamayacak soru vardır. Yani bunu bir bağlı bulunduğunuz geçmişinize göre tabii ki belli özellikleriniz ne tarafa daha yakın olduğunu size gösterir, ama
her ne kadar demokratik, özgür bir ülke olarak görünse de maalesef orada da belki eğitim düzeyiyle ilgili, belki işte mevsimsellikle ilgili, ki burada özellikle İspanyol olarak işte %18'in üzerinde atfedilen kişiler, tarım sektörü içerisinde de belki siyahilerle birlikte beraber çalıştıklarını düşünürsek, böyle bir ayrılım söz konusu. Bu işler kötüleştiğinde işsizliğe grafikteki olduğu gibi aynı oranda belli gruplar arasında da negatif oranı biraz daha bu tarafa çoğaltıyor açıkçası. Fakat seçim tarafına gelince eğer sadece bu grafikten bunu yorumlamaya çalışırsak, burada sanki Trump biraz daha şanssız gibi gözüküyor. Yani bu işsiz kalan grupların eğer seçimde işte özellikle politikalar üzerinden veya işsizlik üzerinden oy kullanacağını düşünürsek, zaten Mart'tan itibaren Biden'a hani biraz daha sosyal diyelim yani projeler üzerinde Amerika'nın çok alışık olmadığı bir başkan olarak bir seçim arifesinde olduğunu düşünürsek, bu grupların Trump'tan ziyade yani büyük Amerika hayalinden evet, son bir senede işsiz bir Amerika hayaline doğru gittiklerini düşündüğümüzde, karşı cephede yer almaları, tamamen bu grafik üzerinden yine söylüyorum, daha çok muhtemel gözüküyor açıkçası. Evet, bu sınıfların oyunu geçmişte Donald Trump almıştı. Yani bu oyların yer değiştirebileceğini tahmin evet, ediyorsunuz. Ben de aynı kanaatteyim. Bu tabloyu destekleyecek bir başka tablo geliyor. Yine tabii Amerikan seçimlerinin aslında bir şekilde filigranını çıkarıyoruz şu anda. 4 numaralı grafiğimiz gelecek. Azınlık ama işsiz çoğunluk diyoruz. Arada bir virgül olması lazım. Azınlık ama işsiz çoğunluk. Şimdi Amerika'da siyahiler, Hispanikler, sarı ırktan gelenler Amerikan toplumu için azınlık statüsünde. Her ne kadar nüfus ve yoğunluk olarak azınlık sayılmasalar da ama beyaz Amerikalıların gözünde, yani onların nazarında onlar azınlık sınıfına giriyor. Şimdi azınlıkların dağılımı da şu. Şimdi işsizlikte azınlıkların başı çektiğini biraz önceki grafikte gösterdik. İspanyollar, Hispanikler, siyahi Afrikalılar ve Asyalılar başı çekiyor. Beyazlar nispeten daha iyi durumda ama beyazların da durumunun çok hallice olmadığını söylemeliyim bu arada. Ben daha düşük bir oran bekliyordum. Burada İspanyollar yani Latin kökenliler %41, Amerikan toplumu. Amerika bugün 330 milyon nüfusa sahip. Bunun %41'ini Hispanikler oluşturuyor. %34'ünü İspanyol olmayan siyahiler yani Afro-Amerikalılar ve siyahi Karadenizliler. İspanyol olmayan beyazlar var bu arada. %13 yani Hollanda'dan, Danimarka'dan, şuradan gelen, iç savaş sırasında ve sonrasında gelen beyazlardan bahsediyoruz. Diğer dediğimiz hakiki Amerikalılar, gerçek Amerikalılar, Amerika'nın sahibi Amerikalılar onlar. Çoklu olanlar işte anne baba ve farklı etnik kimliklerde işte bir siyahla sarı ırktan birinin evlenmesinden ortaya çıkan çocuklardan bahsediyoruz. Bu arada reji kulağımda. Gideceğiz ama şunu değerlendirelim ondan sonra. Şimdi bu grafiğe baktığımızda ben de Donald Trump'ın şansının giderek zorlandığını ve Biden'ın öne geçtiğini düşünüyorum şahsen. Elbette böyle uzaktan, 10 bin kilometre uzaktan ahkam kesmek biraz şey olabilir, afaki olabilir ama sanki grafikler bize bunu söylüyor. Evet, duyabildin mi beni? Duydum. Ali Bey, sözünüzü bitirmenizi bekledim ama evet, yani sonuç itibariyle işsizlik üzerinden gidersek söylediğiniz gibi burada Biden'ın ön plana çıkacağını söylememiz gerekiyor açıkçası. Peki, o zaman kısa kestik, reklama gideceğiz. Reklamdan sonra bizim işsizliğimizi konuşacağız. Daha doğrusu Türkiye'deki çalışanların durumuna bir bakış açısı getireceğiz reklamdan sonra. Evet, Twitter mesajlarınız geliyor ama bugün çok fazla eğilemedim, yanıt veremedim ama bundan sonra Twitter mesajlarınızı okuyacağım. Zaman zaman görüşlerinizi paylaşacağım izleyicilerle, diğer izleyicilerle. Sorularınız varsa onları da yanıtlamaya çalışacağım, merak etmeyin ama bugünü böyle kabul edin. Çünkü yavaş yavaş oturtuyoruz her şeyi. Yücel Tonguç Erbaş karşımızda Skype hattında bekliyor ve grafiğimiz ekrana geliyor. 5 numaralı grafik. 5 numaralı grafik aslında bizim gerçek anlamda Avrupa Birliği'ne karşı
pozisyonumuzu ya da Avrupa Birliği'ne biz neyiz? Bunu anlatan bir grafik. Türkiye biliyorsunuz Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği'nin aday üyesi ülkelerden bir tanesi. Muhtemelen diğer ülkelerde, Sırbistan'da, Karadağ'da, Arnavutluk'ta ve Bosna Hersek'te de tablo buna benzer olabilir ama şu Avrupa Birliği tablosu içinde Türkiye'nin asgari ücretle çalışanlarının oranı bakımından, tüm çalışanlarına oranı bakımından gerçekten apayrı, ayrışmış ama negatif anlamda ayrışmış bir yerde olduğunu görüyoruz. Tablo son derece net. Ne söylüyorsunuz, ne söylemek isterseniz bu durum düzelir mi diye sormuyorum. Bu böyle kısa vadede bugünden yarına düzelmesi mümkün olabilecek bir sorun değil. Buyurun. Şimdi tabloda birkaç şeye bakabiliriz. Tabii asgari ücret yani bugün belki dolar bazlı veya işte TL bazlı çok iyi bir konumda olsa, örnek veriyorum Türkiye için 5000 TL olsa evet. %40 kişinin asgari ücretle çalışması belki çok sıkıntılı bir süreç olmayabilir. Ama tabloda gözüken o ki bize en yakın olan ülke belki bizim yarımızdan biraz daha az. Yani işte Slovenya, Romanya'ya baktığımızda demek ki Türkiye'de bir okuldan mezun olduğunuzda ilk işe girdiğinizde benim yani bu oran üzerinden gittiğim bir beklentiyi de göz önünde bulundurursak aşağı yukarı %50 şansla siz bir şeyle işte askeri ücretle başlama şansınız. Bunun içerisine yanaklar, primler vesaire dahil olabilir. Çok yüksek gözüküyor. Ama şunu da unutmamak lazım Ali Bey burada. Yani Türkiye'nin şartları içerisinde her ne kadar kayıtlı çalışan tarafında bu ücretin hani vergilendirme tarafı açısından böyle kullanıldığı, belki askeri ücret tarafında hani oran bazlı baktığımızda gerçek getirilerin yani çalışanların bunun içerisine biraz önce söylediğim gibi primi de katabilirsiniz, ek ücretleri de katabilirsiniz, mesaiyi de katabilirsiniz. Yani sanki bizim ana çalışma grubumuzun neredeyse yarısı asgari ücret gözüktü. Evet. Ve diğer yarısının bunun üzerinde bir ücretle çalıştığı söyleyebiliriz. Tabii ki çok hoş bir şey değil. Yani hem miktar olarak oran olarak da baktığınızda ama Türkiye'nin de bir bu konuda açık konuşmak gerekirse elimizden gelen de bu diyorsun. Yani olsa da versek. Aynen. Evet. Yani aslında şöyle daha kayıt içerisine alabileceğimiz belki vergilendirme tarafını daha düşük tutarak asgari ücretin de standartlar üzerinde geliştiği insanların bu oran üzerinde de kendi geçimini sağlayabileceği yani oran ve ücret konusunda da biraz daha iç açıcı olabilelim. Ama maalesef o kadar çok sorunla mücadele ediyoruz ki sanki bu istihdam tarafı, işte ücretler tarafı biraz daha bu ortamda geride kalıyor gibi. Yani hayat standartı açısından aslında bu bizim aşağımızda gözüken ve bizden daha iyi bir bence standart içinde bulunan gruba da bir an önce yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani bu tablonun behemal değişmesi lazım. Bu tablo böyle kaldığı müddetçe, bu ve benzeri tablolar böyle kaldığı müddetçe Avrupa Birliği'nin kapısından girmemiz mümkün olamayabilir. Hoş, Avrupa Birliği'nin bize uyguladığı kural dışı bazı istisnalar var, daha doğrusu kural dışı bazı önlemler var, yaptırımlar var ama biz de üzerimize düşen görevi çok iyi yapmamız halinde karşılarına çok rahat çıkabilecek durumdayız. Şu an itibariyle bu söyleme sahip değiliz. Şimdi bir başka grafiğimiz var. 11 numara gelecek ekranımıza. Bu grafik bize 2008 krizi ve sonrasıyla şu an içinde bulunduğumuz pandemi ve sonrasını işaret eden bir çalışma. Çok ayrıntısı olan bir grafik. Yani her sütununu ayrı ayrı etüt etmemize belki imkan yok ama izleyicilerin grafiği kolay algılayabilmesi bakımından söyleyeyim. Ne kadar sarı o kadar iyi, ne kadar yeşil o kadar kötü. Şimdi ona göre bakın, yeşillerin toplandığı ya da sol tarafta sarının koyu tonlarının hakim olduğu, oradan geçerken koyu yeşile ve turkuaza dönen yeşiller görüyorsanız durumu çok kötü. Amerika mesela bunlardan bir tanesi. Ama iyi olan ülkeler var. Mesela Hindistan sarıdan işte nefti sarıya doğru geçmiş durumda. Çin keza sarıdan turkuaz sarısına doğru geçmiş vaziyette. Aşağıda Nijerya nasıl o durumda kalabilmiş onu bilemiyorum ama işte petrol gelirleri sayesinde olabilir. Dünyanın en önemli petrol üreticisi ülkelerden bir tanesi. O sebeple olabilir. Şimdi tablo bize şunu söylüyor mu acaba?
2008 krizinden daha uzun bir düzeltme dönemine girdiniz ve bundan çıkmanız bir hayli zor olacak. Çünkü o sol sütundaki yayılmayla sağ sütundaki yayılma arasında neredeyse birebir fark var. Yani bir tarafta 5 olarak okuduğunuz değer, öbür tarafta 10. İki katına çıkmış durumda. Dolayısıyla iki katına çıkan bu bozulmanın düzelmesi de iki kat daha büyük bir fazla zamana ihtiyaç gösterebilir mi? 2008 krizinden 7-8 yılda çok zor çıktı dünya, biliyorsunuz. Buyurun. Şimdi ben aslında bu tabloda yani gördüğüm kadarıyla şöyle bir çıkarım düşündüm. 2008'den daha derin bir hani baktığımızda gayri safi yurt içi hasılalarda, yani ülkelerin kendi hasılalarını yaratırken ki daralmalar 2008'den daha derin. Fakat yanlış anlamıyorsam bir sonraki yıl, yani 2008, 2009, 2010 toparlanmalarıyla da bu resesyon diyelim veya bu küçülmelerin toparlamasını bu dönemde, yani o araların geniş olması, aynı zamanda daha derin bir şeydeyiz, krizdeyiz diyelim veya işte bu yaratılması açısından ekonominin daha keskin bir şey gördük, kriz gördük. Ama bir sonraki yılda 2008'den daha hızlı toparlama gibi, yani örnek veriyorum, işte başta %5 daralan Amerika %5'e yakın büyüyebilir. Ama 2008'de %2 daralmış, 2 büyümüş gibi düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha bu tarafta beklenti, daha kötü bir dönem geçirdik ama daha iyi toparlayabiliriz gibi gözüküyor. Bunun nedeni de şu, doğru söylüyorsunuz, 2008'den neredeyse 12 yıl sonra bile hala toparlanma emareleri çok zayıf gidiyordu. Bir likitte vardı dünyada, bir destekleyici politika vardı. İşte FED faizleri yükseltiyordu. O sırada bir suni gelişme, yani bir pandemi işin içine girdi. Evet. Eğer pandemiyi ortadan kaldırırsak, bir aşı, bir ilaçla da desteklersek, o zaman 2008'den daha hızlı bir, zaten herkesin beklediği de bu, 2021 görebiliriz. Benim açıkçası tablodan çıkardığım bu. Peki, şimdi bir tweet attım bugün sabahleyin, çok sayıda izleyici tarafından paylaşıldı. Çok sayıda, yani 50 binden fazla kişi tarafından görüntülendi. Çok sayıda retweet de var. İşin o kısmını geçiyorum. Okuyacağım, onunla noktalayacağız. Muhtemelen sen de katılacaksın. Bugüne kadar, yani 60'lı yıllardan bu yana dünyanın gördüğü virütik salgınlar ve pandemilerle ilgili bir küçük derleme yaptım. Şöyle, SARS virüsü 2003'te çıktı. Aşısı yok. MERS virüsü Orta Doğu'da çıktı. 2012'de aşısı yok. Zika Brezilya'da çıktı. 2015'te aşısı yok. AIDS 1961'de tanımlandı. 80'de salgın haline geldi. Aşısı yok. Domuz gribi 2009'da çıktı. Aşısı yok. Kuş gribi 2007'de çıktı. Aşı var ama çok tartışmalı. Yani neredeyse doktorlar kullanmayın diyor. Ebola Afrika'da ortaya çıktı. 2014'te aşısı var. O da tartışmalı. Geldik COVID-19'a. 2020 tweet'i şöyle bitirdim. Bir umut bekliyoruz dedim. Şimdi gerçekten bir aşı çıkarsa ya da bir aşı geliştirilebilirse şu tablo, biraz önce verdiğimiz tabloyu çok kısa zamanda bertaraf edebiliriz dünya olarak, ama olmazsa çok uzun yıllar sürebilir. Bunu umutsuzluk yaymak için söylemiyorum ama tablo ortada. Virütik hastalıklara karşı ne yazık ki tıp henüz yeterince aşama yapabilmiş değil. Kısa bir ara, arkasından sosyal medya gündemiyle noktalayacağız. Evet, sosyal medya gündemimizle devam edeceğiz. Sosyal medyada bugün öne çıkan iki başlığımız var. Bir tanesi, dünyada okur yazarlık oranı 15 yaş ve üzerini kapsıyor. Bugün Dünya Okur Yazarlık Günü. Afganistan, yani Mali'den başlayarak gidersek, Mali'de 15 yaş üstü %35 okur yazar. Afganistan'da 43, Pakistan'da 59. Aşağı doğru iniyoruz. Dünyanın modern ve müreffeh ülkelerinde elbette bu oran çok yüksek. İtalya'da 99'larda. Bir sonrakine gelelim. Sosyal medyanın kullanımıyla ilgili. Acaba hangi platformun ne kadar üyesi var ya da ne kadar kullanıcısı var?
onu görüyoruz. Facebook her zaman olduğu gibi lider, bu liderliğini henüz kaptırmış değil. 2.6 milyar kişiye ulaşmış durumda. Mükerrer olanlar olabilir burada ama onlar çok önemsiz sayılar. WhatsApp 2 milyar kişiye ulaşmış durumda. YouTube 2 milyar. Messenger 1.3 milyar. WeChat, bu uzak doğunun WhatsApp'ı, 1.2 milyar kişi. Instagram 1 milyar. TikTok, Amerika'nın şiddetle karşı çıktığı, yasaklamak istediği ya da yasaklama girişiminde bulunduğu 800 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Telegram, bu da yine Türkiye'nin doğusundan, İran'dan uzak doğuya kadar giden yeni bir WhatsApp oluşumu gibi her türlü şeyi gönderebiliyorsunuz. 400 milyon kullanıcıya sahip, Hindistan'a kadar uzanan bir coğrafyada etkili kullanılıyor. Snapchat, 397 milyon kullanıcıya sahip ve Twitter, 326 milyon kullanıcıya sahip. Bir süre sonra bu tablonun yer değiştireceğini tahmin ediyoruz. Facebook'un liderliğini bir şekilde WhatsApp'ın alabileceğini biliyoruz. Çünkü 7'den 77'ye zengin, fakir, herkes aşağı yukarı WhatsApp kullanmayı biliyor, istiyor ve önemsiyor. Peki. Evet, bugünü de böylece noktalıyoruz. Sıfıra yakın bir hatayla noktaladığımızı düşünüyorum şahsen. İlk günün heyecanı vardı, onu anlayışla karşıladığınızı düşünüyorum ama giderek oturuyor, daha iyiye doğru gideceğiz. Her gün size çok fazla bilgi vermeye çalışacağız, tarafsız olacağız, çok objektif davranacağız, sizi istismar etmeyeceğiz, istismar edilmenize izin vermeyeceğiz. Hepinize iyi bir akşam diliyorum.